Merhaba arkadaşlar, Mojigang'e hoş geldiniz. Evet, uzun zamandır video çekemiyordum biliyorsunuz. Bugün böyle birkaç tanesini birleştirip çekeceğim. Suho, Onyu, Jessie ve Seventeen. Hemen başlatıyorum. Hurdle. Parçayı daha dinlemedim bu arada. Sırf izleyeceğim diye ve izleyemedim de. Çok güzel görünüyor. Çok iyi başladı. Saçları çok güzel olmuş. Çok iyi görünüyor. Bayağı iyi görünüyor. Çok iyi olmuş. Parça güzelmiş. Çok yakışmış Suho'ya ya. Sevdim bu tarzı. Müzik videosu acayip bana Shibix videolarını hatırlattı, MV'lerini. Çok o tarz hissi var. Bu arada CBX de CBX diyorlar ya, o yüzden öyle dedim. Şimdi ona da takılmayın. Bir de böyle isimlere takıldığı için onları düzeltme gereği duyuyorum. Tarzı çok güzel olmuş. Sesini çok güzel kullanıyor ya. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vokali çok iyi. Çok iyi. Acayip grup band parçası gibi olmuş. Çok iyi. Çok yakışmış ya. Çok sevdim. Suho'ya böyle bir tarz çok güzel olmuş. Çünkü hep efendi görüyoruz ya onu. Görünüşte hani müzik videolarında. Ya tavşan detayı çok güzel olmuş. Müzik videosu çok eğlenceli olmuş. Gerçekten çok güzeldi. Renkler falan çok iyi. Suho çok iyi görünüyor. Sesi çok iyiydi. Parça çok güzel olmuş. Sesini çok iyi kullanmış. Bayağı iyiydi. Yabancı böyle band müziği olmuş. Gerçekten hani böyle enstrümanlar falan eşliğinde böyle o tarz bir parça olmuş. Gerçekten çok iyiydi. Beğendim. Hemen Onyu'ya geçiyorum. Başlatıyorum. Çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı. Kız da çok güzelmiş bu arada. Bebek gibi ya. Rolling dice.
Prens gibi gerçekten. Çok güzel. Onion sesine bayılıyorum. Ses rengi çok güzel. Enteresan olmuş klip ya, eğlenceli görünüyor. Çok iyi görünüyor. Saçları çok yakışmış rengi. Lensler de çok güzel duruyor. Çok güzel. Vokali çok güzel. Çok güzel. Kız başrol çıktı. Çok tatlı. Nasıl, kız gerçekten güzel. Çok güzel olmuş. Yani onu kurtarmasını beklerken o Onion'u kurtardı. Çok güzel olmuş bu detay. Ya hareketleri aşırı sevimli. Çıldıracağım. Ne kadar sevimli bakışları, hareketleri. Bakar mısınız? Gülüşünün güzelliği peki. Onion. Yeni bias rakırım kendisi olacak büyük ihtimalle. Gerçi Shiny'de bias seçmek çok zor. Yani hepsi gerçekten ayrı ayrı bias. Öyle bir grup çünkü. Normalde benim hep dikkatimi çeken Mino'ydu. Ama işte Ki'yi çok seviyorum. Bireysel olarak. Yani grubun dışında da böyle aktivitelerde, işte reality show'larda falan çok seviyorum. Çok star yani. Temin başlı başına star. Ya işte hepsi ayrı ayrı çok iyi. Onion bilmiyorum, çok güzeldi. Çok beğendim. Çok tatlı. Bakar mısınız? Gülüşüne. Nasıl güzel. Parça çok güzel olmuş. Parçayı cidden beğendim. Böyle işte çok hızlı değil ritmi ve çok dinlendirici olmuş. Klip de güzel olmuş. Neyden esinlendi bilmiyorum. Squid Game'le falan bir bağlantısı olabilir mi? Bilmiyorum. Kıyafetler sadece onu hatırlattı. Dizi izlemedim bu arada. Sadece posterlerden falan, işte her yerde paylaşıldığından gördüğüm için. Bir de zar falan atılıyor. Oyunla ilgili bir şeyler var. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sallıyorum şu anda yani. Ama son detay çok güzeldi. Kızın gelip Onion'u kurtarması çok güzel olmuş. Çok beğendim. Çok tatlıydı. Çok güzel. Evet. Jessie'ye geçiyorum. Yani Jessie'yi cidden çok seviyorum. Reality show'larda falan da çok izliyorum gerçekten. Yani kendi programı da var YouTube'da. Onu da çok seviyorum. Yani severek her türlü videolarını, müzik videolarını, işte programlarını izliyorum, öyle söyleyeyim. Ya yani görünüşün aksine acayip sevimli, acayip tatlı ve çok sıcakkanlı bir hatun. Yani dışarıdan gördüğünüzde belki çok ürkütebilir. Yani görsel olarak çok vurucu olduğu için. Bir de sert bir duruşu var. Öyle değil kesinlikle. Çok tatlı. Evet. Başlatıyorum. Lights, camera, action. I see you looking at my P. I see. I know. Cause you dang your dang your John the dang your baba key. Don't touch. Çok fena. Cidden çok fena. Tarz çok güzel. Oo, son akşam yemeği tablosu. Kesinlikle sözlerine bakmam lazım bunun. Yine giydiriyor olabilir çünkü.
Çok güzel görünüyor burada. Bu kısım güzel olmuş bayağı. Çok güzel olmuş. Tam hip hop. Çok iyi. Hatun ya. Dediğim gibi bir göndermeleri var da sözlere bakmam lazım. Bu geçişi çok beğendim. Çok da smooth. Böyle yavaş yavaş. Kıyafeti çok güzel. Saçları falan çok güzel olmuş. Çok iyi. Çok tatlı ya. Çok güzel. Güzel. Jessie. İşte böyle ünlülükle falan işte kıyafetler, işte görseller. Böyle bir şeyler var yani. Bir laflar söylüyor büyük ihtimalle birilerine ama giydiriyor ama tam anlayamadım. Bir sözlerine bakmam gerekiyor. Tarzı çok güzel olmuş. Çok beğendim. Kıyafetler yine çok iyiydi. Sondaki siyahlı kıyafet. Buna bayıldım. Çok iyiydi. Çok güzel. Tam Jessie. Çok yakışıyor ona. Gerçekten bu tarz çok yakışıyor ona. Kıyafetler çok iyiydi. Tarzı çok iyi. Parça çok güzel olmuş. Ben Jessie'nin tarzını seviyorum ya. Bilmiyorum. Cesur yani. Gerçekten öyle. Yine güzeldi. Dediğim gibi sözlerine bakacağım. Kime diss atmış. Kimlere diss atmış. Yine bakalım. Bir göreceğiz yani. Evet şimdi Seventeen'e geçiyorum. Joshua. Allah'ım masallardan fırlamış gibi çocuk yemin ediyorum ya. Jungkook. Niye çok güzel görünüyorlar hepsi. Saçlarına bayıldım zaten Vono'nun. Çok güzel görünüyor. Mingyu. Saçları çok güzel olmuş dağınık. Ya Dino ya nasıl güzelleşti gitgide gerçekten. Acayip sevimli bir de. Geçişler çok güzel olmuş. DK sesi çok güzel. Joshua. Gerçekten Joshua. Her defasında
Bayesim olma yolunda parlıyordu. Gerçekten yani çok, evet çok yakışıklı. Hani genel geçer bir şey o zaten. Hani herkesin bildiği bir şey bu. Onun dışında acayip böyle, nasıl diyeyim, çok masum geliyor bana. Normalde kesinlikle öyle değil. Kesinlikle alakası yok. Çok fena bir adam gerçekten. Ama yani görünüş olarak o kadar masum ve duru bir görüntüsü var ki, sesi zaten çok güzel. Bakar mısınız tatlına? Çok güzel olmuşlar. Sonra ne yapıyorsundu? Ben niye anlamadım olayı? Çok tatlı o şey. Ne kadar estetik olmuş. Cun, çok güzel görünüyorsun. Ya Vono'nun partları her defasında böyle bir cümle söylese bile yetiyor. Çok etkili oluyor. Ses tonu çok güzel. Masal gibi olmuş. Sınlan nerede diyecektim ki geldi. Çok güzel vokali. Çok güzel görünüyor. Ya koreografiye bayıldım. Aşırı tatlı. Uci çok güzelsin. Çok tatlısın. Ya bakar mısın? Aşırı sevimli olmuşlar. Tam bir bebek. O da değil tabii ki. Öyle görünüyor sadece. Cuman. Geçişler çok güzel olmuş, sahne geçişleri ya. Yansımaları var. Enteresan. Yine çok güzelsin. Yine bir paralel evren olayı var. Morning. Hayır. Bir şey diyeceğim. Bu yeni gelecek şeye spoiler mı olacak o zaman? Albüme. Bir saniye. Çünkü bayağı epokaliptik bir şey var burada. Epokaliptik diyorum ya. Benim yandı. Gerçekten benim yandı. Cümleleri kuramıyorum arkadaşlar. Distopya. Distopya gibi bir şey var burada. Distopya hikayesi görünüyor. Acaba bu spoiler mı? Onların hepsi bir hayaldi. Aslında gerçek oldukları yer distopyadaki halleri mi? Yoksa o güzellerden bu distopik yere mi düşüyorlar sonradan? Bence mutlu olmak için sanki o güzel yeri hayal ediyorlar gibi bu yerden. Çok kötü görünüyordu. Kötü derken Jonga'nın yüzü falan çok fena görünüyor. Ama burada bir şaşkınlık var. Oradan buraya geçiş. Bir anda kendini buraya ışınlanmış buluyorlar sanki. Çok enteresan. Ama normalde bu sahne orada da vardı.
çok karışık. Paralel evrenler mi yoksa bir değişim dönüşüm mü? Enteresan sahne geçişlerine bayıldım. İşte aynada Jonga'nın silip bu distopik yerdeki görüntüsünü görmesi yaralı bir şekilde. İşte hepsinin böyle Joshua'nın olduğu yerde de öyleydi. Hepsinde vardı. Geçişler çok iyiydi. Müzik videosu çok kaliteli olmuş bence. Ben çok beğendim. O uçuşluğu da çok beğendim. Bu karanlık kısmı da çok güzeldi. Hepsi zaten çok güzel. Parçayı çok beğendim ve koreografi yine bir harika görünüyor. Yani koreografi videosunu izlemem lazım bunun. Bayağı güzeldi. Seventeen'i zaten çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Evet. Dört video da çok güzeldi. Bir de ara verince gerçekten insan özlüyor. Böyle hepsine bir düşüyorum izlerken. Özellikle sevdiğim grupları, sevdiğim işte solo istleri izlerken çok mutlu oluyorum gerçekten. Hepsi ayrı ayrı çok güzeldi. Evet. Bugünlük bu videonun da sonuna geldim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.